Fransa denildiğinde, çoğumuzun aklına ilk gelen yer Paris. Ancak Batı Avrupa'da bulunan Fransa, dünyada romantizmin başkenti olarak da bilinen Paris'ten ibaret değil. Güneyde Akdeniz'den, kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden, batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan, geniş bir coğrafyada kurulu Fransa'da, çok sayıda görülecek yer bulunuyor. Ülkenin aldığı ziyaretçi sayısı, 65 milyonluk nüfusundan daha fazla. Her yıl, 82 milyonu aşkın yabancı turist, Fransız mutfağını tadıp, dünyaca ünlü şarapları içmeye, romantik şatoları ziyaret edip, eşsiz manzaralar vaat eden Fransız şehirlerini görmeye gidiyor. Köklü kültürel mirası, siyasi tarihi ve etkileyici mimarisiyle adından sıklıkla söz ettiren Fransa, seyahat etmeyi seven, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği özellikte. Ülkenin dört bir yanına serpilmiş, irili ufaklı şehirler, bu konuda oldukça iddialı. Fransa, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi. Tarihi yapıları, dünyanın eşsiz koleksiyonlarını barındıran müzeleri, kültür sanat etkinlikleri ve sanat merkezleri, modanın ve parfümün merkezindeki konumu, kumsalları, kayak merkezleri ile çekici bir coğrafya. Şirin köyleri, dillere destan şarap ve mutfak kültürü, zarafeti ve ağırlığı ile rüyaları süslüyor. Dünya üzerinde yaşayan herkese hitap eden özellikleriyle apayrı bir yere sahip olan Fransa, Avrupa deyince ilk akla gelen ülke demek yanlış olmaz. Şimdi gelin sizlerle beraber Fransa'nın gezilebilecek yerlerini öğrenelim. 1. Paris. Paris, dünya üstünde çoğu insanın rüyalarını süsleyen bir kent. Yılda 45 milyon ziyaretçiyle dünyanın en popüler turistik mekanı olması boşuna değil. Adeta Fransa'ya büyük gelen bir dünya metropolü. Öyle ki, güzelliği ve zarafeti bir yana, dünyaca ünlü sanat koleksiyonlarını barındıran, Louvre ve Orsay müzeleri, Sen Nehri'nin muhteşem manzarası, kültürel yaşamı ve hareketliliği, moda ve lüksün dünya başkenti olan Paris, ışığın ve aşkın şehri. Önemli tarihi olaylara sahne olan meydanları, kafeleri, mutfak kültürü ve sanatçılara ilham veren sokaklarıyla, her tür insanı bir mıknatıs gibi kendine çeken Paris, herkesi evine bir şekilde mutlu yollamayı gayet iyi biliyor. Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları anısına inşa edilen Eyfel Kulesi ve dünyanın en fazla sayıda eser barındıran Louvre Müzesi, görmeniz gereken önemli yerlerin başında geliyor. Gotik mimarinin önemli eserlerinden Notre Dame Katedrali, Sen Nehri'ndeki Site Adası üzerinde bulunuyor. Zafer Takı'ndan, Concorde Meydanı'na kadar uzayan, dünyanın en ünlü bulvarlarından, Champs-Élysées'de Paris, gezilecek yerler arasında. Avrupa'nın masalsı şehri Paris'te, Sen Nehri kenarında yürüyüş yapıp, romantik Lüksemburg bahçesinde dolaşabilirsiniz. Açıldığı 1992'den bu yana her yıl yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Fransa turları gözdesi Paris Disneyland'da eğlenebilirsiniz. 2. Fransız Rivierası Côte d'Azur. Fransız Rivierası, Fransa'nın Akdeniz kıyısının bir bölümüne verilen isimdir. Zengin ve ünlü simaların sık sık ziyaret ettiği ve oldukça pahalı bir yer olmasına rağmen, turistlerin ilgisi hiç de eksik değil. Zira burada yıl boyunca akın akın gelen turistleri görmek mümkün. Saint-Tropez, Antibes, Cannes, Nice, Monaco ve Menton gibi tanınmış beldeleriyle Fransız Rivierası, Kasiden, İtalya sınırındaki Menton'a kadar uzanıyor. Basında yer alış şekliyle, yüksek sosyetenin tatil tercihi imgesi zihinlere kazınmış da olsa, bölgedeki çeşitlilik hayli geniş. En meşhur yeri Saint-Tropez, Monaco ve her yıl düzenlenen Cannes Film Festivali olsa da daha az bilinen çok güzel yerleri de var. Mevsim ise tüm yıl boyunca çok ılıman ve seyahat için oldukça elverişli. 3. Avignon. Avignon, Fransa'nın Côte d'Azur bölgesi içinde kalan ve Rhône nehrinin kıyısında kurulmuş şirin bir yerdir. Orta Çağ'dan kalan şehir duvarı, Palais des Papes ve dünya miraslarından sayılan Pont Saint-Benezet Köprüsü ile ünlü olan Avignon, aynı zamanda 1947'den beri her yıl Temmuz ayında düzenlenen Avignon Festivali kutlanıyor. Papaların şehri olarak bilinen Avignon'da, festival zamanı tiyatro, dans ve şarkı gösterileri için açık havada sokak eğlenceleri düzenleniyor. 4. Lyon.
Lyon, Fransa'nın Rhône-Alpes bölgesinde yer alıyor. Rhône yönetiminin merkezi ve başkenti olan şehir, Marsilya ile Paris arasında kalıyor. Eski Lyon olarak adlandırılan Trabzon, Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor. Lyon, 3 üniversitesiyle öğrencileri, meşhur mutfağıyla gurmeleri bir araya getiriyor. İki kısımdan oluşan şehirde, klasik mimari, Vieux Lyon adı verilen tarihi bölge, canlı kültürel hayat için ise yeni şehir bölümü keşfedilebilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında, şehre hakim bir konumda inşa edilen, Notre-Dame-de-Fourvière Bazilikası, kentin simgelerinden. Preskile sokaklarında şehir hayatını koklayıp, şık bir yemek yiyebilir, daha sonra Croix-Rousson saklı geçitlerinde bohem hayatı tadabilirsiniz. Şehir yakınlarındaki, Beaujolais bölgesi, üzüm bağları ve bağ bozumu turlarıyla görülmeye değer. 5. Nice. Nice, Fransızların en popüler ve en elit tatil bölgesi. Akdeniz sahilinde, Marsilya ile Cenova arasında kalan, diğer yandan ülkenin en büyük 5. kenti olan Nice, şehir merkezi olan, Vieux Nice'teki restoran, kafe ve mağazalarını gezerseniz, inanılmaz keyif veren zarif bir kent olduğunu anlayacaksınız. Kilometrelerce uzun sahilleri bir yana, eski müzik enstrümanları müzesi, Massena Meydanı, Kale Tepesi, Saint Nicholas Rus Ortodoks Katedrali, Kursaleya Pazarı, Fransa'nın modern sanat merkezi olarak nam salan Mamak ve Müze Meissi ile Müze Chagall gibi, gezilip görülecek pek çok yere sahip. 6. Bordeaux. Bordeaux, dünyaca ünlü şaraplara adını veren şehir. Güneybatı Fransa'da, Akitanya bölgesinin Gironde bölümünde yer alıyor. Tarihi bir liman kenti olan Bordeaux, Garonne Nehri üzerinde kurulu ve görkemli mimarisi, tarihi yapıları, canlı şehir hayatı ve yön verici kültür-sanat ortamıyla öne çıkıyor. Şehrin merkezinde, 350'den fazla tarihi yapı ve anıt bulunuyor. Görkemli Quinconces Meydanı, romantik bir yürüyüş için mükemmel. Place de la Bourse, Grand Théâtre de Bordeaux, Bordeaux Katedrali ve Aquitaine Müzesi, bu listenin başında yer alıyor. Bordeaux şehrine yapılan ziyareti, çevredeki üzüm bağları, tabloyu andıran kırsalı ve şatolarıyla ünlü Dordogne bölgesine yapılacak bir geziyle tamamlamak mümkün. 7. Provence. Provence, Fransa'nın güneydoğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan, ünlü Fransız Rivierası bölgesi içerisinde kalıyor. Aix-en-Provence gibi sakinliği, üzüm bağları, lavanta bahçeleriyle bilinen yerleşim yerleriyle meşhur. Aşık olunacak güzellikteki Provence, şarabın, doğanın ve tarihle dolu bir açık hava müzesi özelliğinde. La Roque-Dandre'ın kasabasındaki, Silvacan Manastırı, Gorges de Regalon, Cheito de Flore'ın, Temmuz-Ağustos aylarında çiçek açan Luberon lavanta tarlaları ve Courses Mirabeau ve etrafındaki şirin sokaklar, Provence'da başlıca gezilecek yerler arasında. 8. Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, Avrupa'nın en güçlü gelgit akıntıları arasında yükselen taşlık bir ada. Burası, Fransa'nın kuzeybatı kıyılarındaki, aşağı Normandiya'nın Manche ilinde yer alıyor. Gelgit adaları arasında en çok bilinen bölge olan Saint-Michel, ortaçağ mimarisi, birbiri üzerine yapılmış binaları ve en tepede adanın tacı gibi duran Saint-Michel Manastırı ile oldukça ilgi çekici bir destinasyon. Engin çamur düzlüklerinin ve güçlü gelgit dalgalarının ortasında yükselen bu kayalık, sular yükseldiğinde bir ada görüntüsü verirken, sular çekildiğinde, çölün ortasında bir vaha gibi görünüyor. Çevre uzunluğu 900 metreyi bulan Mont Saint-Michel, 88 metre yüksekliğe ulaşıyor. 9. Loire Vadisi. Loire Vadisi, Fransa'nın bir başka turistik destinasyonu olarak, ülkenin tam göbeğinde nefes kesici manzaralar, heybetli şatolar, olağanüstü güzellikte üzüm bağları ve tarihi kasabalara sahip bir bölge. Fransa'nın bahçeleri olarak anılan Loire Vadisi, Loire Irmağı'nın orta bölümünde 280 kilometre uzunluğa ulaşan bir coğrafi bölge. Loire Nehri boyunca, Fransa'nın en güzel kasaba ve şatoları arasında kıvrılarak uzanıyor. Tarihi yapıları, görkemli şatoları ve gastronomisiyle Fransa'nın gezilebilecek en güzel bölgelerinden biri. Fransızca adıyla Val de Loire, Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Orta Çağ'dan itibaren, Fransız ve Fransız Anjou Hanedanı'nın soyundan gelen İngiliz krallarının tercih ettikleri bir yerleşim yeri olmuş.
10. Marsilya. Marsilya, Fransa'nın güneydoğusunda bulunan bir liman şehri. 2013'te Avrupa Kültür Başkenti seçilen Marsilya, Fransa'da Akdeniz kimliğini en çok hissedeceğiniz şehir. Fransa'nın en büyük ikinci şehrinde, antik Roma kalıntıları ve Orta Çağ mimarisi göz dolduruyor. İzmir Foça'dan M.Ö. 600'de yola çıkan İonyalılar, Marsilya kıyılarında yerleşerek koloni oluşturmuşlar. Marsilya limanındaki levhada, bu şehir, M.Ö. 600'de Anadolu'dan gelen Fokayalılar tarafından kurulmuştur, yazıyor. Sizi kalelerin karşıladığı, tarihi eski limanda bir tur atıp, deniz kenarında dizilmiş kafelerde soluklanıp, çevredeki küçük dükkanlarda, evdeki sevdiklerinize hatıralar götürebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.